Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sorulan düz örgü nasıl örülür, ters örgü nasıl örülür, abla gösterir misin diyen gençlerimiz oldu. Onlar için tekrar düz örgüyü, ters örgüyü göstermek istiyorum. 3,5 numara şiş kullanacağım ve bebe yünü kullanıyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle kısaca kanalımda şiş örgüye nasıl başlanır var ama ben tekrar şöyle kısaca hemen göstermek istiyorum. İpin bakın kısa tarafı bende kalacak şekilde şöyle atıyorum. İki şişimin üzerinden şöyle gördüğünüz gibi. Ve parmağımı bu şekilde geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim öncelikle. Parmağımı geçirdim ve bakın bunu da kısa tarafını da bu şekilde tutuyorum arkadaşlar ve şöyle ilmeklerimi atıyorum. Tabii ki ben bunu bilmeyen arkadaşlarımız, genç kızlarımız için gösteriyorum. Bakın bu şekilde şiş örgüme başlıyorum. Evet. Şöyle birkaç tane daha atalım. Bakın kısa tarafı ben de aldım. Bakın uç kısmını şöyle kısa tuttum ki bakın bende duruyor. Şöyle benden tarafta yani şu şekilde arkadaşlar. Uzun tarafı da bakın tekrar gösteriyorum. İşaret parmağımla geçirdim. Aldım. Anlamadığınız yerde tekrar tekrar videoyu geri sararak bakabilirsiniz. Şiş örgüye nasıl başlanır? Tekrar videom var arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız oradan da bakabilirler. Bakın bu şekilde. Şimdi açılmaması için bir tane burada düğüm atıyorum. Ve şişimi bakın bu şekilde bir tanesini çıkarttım. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi ilk başlarken düz başlayalım. Şöyle arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu başta örebilirsiniz de. Şimdi ikinci ilmeğimi bakın bu şekilde şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Bakın arkadaşlar. Şöyle arka taraftan aldım. En kolay şeklini gösteriyorum. En kolay düz örgüye nasıl başlanır? Bakın. Arkadan aldım. Bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın arkadan aldım. En kolay düz örgü. Farklı örenler de var arkadaşlar bu şekilde ama ben sizlere en kolayını gösteriyorum. Aldım ve arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Düz örerek sıra sonuna geliyorum. Evet, sonda kalan ilmeğimi de arkadaşlar sıra sonundayım. Bakın onu da hemen düz örgü örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakın ters tarafındayım ve şimdi de ters örgü nasıl örülür? Bakın ilk ilmeğimi örerek bitirmiştim zaten son ilmeğimi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın ön tarafındayım. Bakın düz örmüyorum, arka taraftan değil. Bakın önden alıyorum şimdi. Bu şekilde ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın gayet kolay. Şöyle ilmeklerimi bakın bu şekilde ördüğünüz zaman ters örgü örmüş oluyoruz. Bakın böyle dişler ortaya çıkıyor. Bakın.
Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay arkadaşlar. Ve sıra sonuna geldim. Evet. Son ilmeğimi de örerek, ters örgü örerek bitiriyorum. Ve şimdi düzü tekrar göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve hemen şimdi arka tarafa geçiyorum. Bakın. Düz olarak. Bu şekilde arkadaşlar yapımı gayet kolay. Bilmeyen arkadaşlarımız, inşallah ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Şimdiden herkese kolay gelsin. Ben birkaç sıra daha örüp daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle biraz daha örerek yükselttim. Daha iyi böyle gösterebilmek için. Bakın, bu düz kısmı örgümüzün, başlangıçta gösterdiğim gibi, ve arkası ters tarafı, ters örgüyü de gösterdim. Umarım faydalı olmuşumdur. Yeni öğrenenler için gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.